Merhaba arkadaşlar, Muhteşem Üçlü serimiz devam ediyor. Açı otaylar yapıyoruz bugün. Şimdi 3 tane muhteşem soru bizi bekliyor. Ama bu sorulara geçmeden önce açı otayları şöyle bir hatırlayalım. Benim sizden de ricam, üçgenlerde açılar, açı otay, kenar otay çalışırken önce bir tekrar yapın arkadaşlar. Bir boş bir kağıda bildiğiniz formülleri yazın. Ondan sonra o formüllere, çünkü ihtiyacımız olacak, hiç bu formül kağıdını hazırlamadan başlamayın. Ya da bir formül kağıdı hazırsa üçgenlerde soru çözerken onu yanınızda tutun. Şimdi açıortay neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım şu açıortayı. 8. sınıftan zaten tanıdık. Sonra 9'da daha detaylı görmeye başladık. Açıortay açıyı iki eşit parçaya bölüyordu. Şimdi açıortaylarda ilk bilmemiz gereken kural ne arkadaşlar? Kural şu: belli uzaklıktaki dikler birbirine eşit arkadaşlar. Aynı zamanda şu uzunluklar da birbirine eşit arkadaşlar. Açıortayla ilgili ilk bilmemiz gereken kural bu arkadaşlar. İkinci kural, bunları böyle yan yana koyalım. Bu kağıdımız bizim çalışma kağıdımız olsun. Şimdi iç açıortay teoremiyle başlayalım. Şöyle koyduk ve diyelim ki şu kenar A, şu kenar B, ABC üçgeni. Şuraya N'yi koyduk arkadaşlar. Ve dedik ki şuraya X, şuraya Y dersek, kenarın diğer kenara oranı şu parçanın diğer parçaya oranına eşittir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu kuralları bu iç açıortay teoremi çok kullanacağız. Açıortaylarda oran orantı çok fazla var arkadaşlar. O yüzden birçok soruda şunu yapmanızı istiyorum. Soru üzerinde örnek veriyorum şimdi. Şunun açıortay olduğunu verdikten sonra atıyorum. Buraya dedi ki 6, şuraya da 10 dedi. Arkadaşlar hemen siz 6'ya 10'sa buraya 6K, buraya 10K yazabilirsiniz. Ve bununla bunu sadeleştirdiğimizi düşünün. Buraya 3K, buraya 5K yazabilirsiniz. Ya da size şunu verdiğini düşünün. Bu sefer de bunları verdiğini, burayı 8 verdi, burayı da 12 verdiğini düşün. O zaman buraya 8K, buraya 12K yazabilirsiniz. Açıortayda bunu çokça kullanacağız. Hemen bunların ikisi de 4'e bölünüyor. 2K'ya 3K diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu iç açıortay teoremi. Arkadaşlar iç açıortayın uzunluğu, iç açıortay N harfiyle gösterilir. Şimdi iç açıortayın uzunluğunu Anadolu liselerinde vermiyoruz ama fen liselerinde veriliyor. Bugün çözeceğimiz sorulardan bir tanesini kullanacağız. O yüzden biz o formülü de yazalım. NA'nın karesi arkadaşlar A çarpı B, iki kenarın çarpımı, eksi X çarpı Y arkadaşlar. Şunların çarpımı. Bu da iç açıortayın uzunluğu. Bu da bir kenarda bizi beklesin. Geldik dış açıortaya arkadaşlar. Şöyle bir üçgenimi yaptım. Şimdi bu açıortayım dışta. Bunu gönderiyorum. Gene şuraya N dedim. ABC üçgenim. Ve gene buraya AB dedim. Buraya X, Y dedim. Gene arkadaşlar A'nın B'ye oranı. A'dan açıortaya ulaşmak için nereden gidiyorum? X artı Y'nin Y'ye oranı. Bu da benim dış açıortay uzunluğum arkadaşlar. Dış açıortay teoremim. Uzunluk yok bunda. Arkadaşlar açıortayda son olarak şunları da bilelim. Bunları da kullanıyoruz. Bakın şu açıortayları gönderdim ben. Şöyle gönderdim. Şu açıyla şu açı arasındaki ilişki arkadaşlar. Buraya X, genelde buraya da A diyoruz. Bu bir geniş açı. X açısı arkadaşlar 90 artı A bölü 2. Bunu da bir kenara yazalım. Açıortaylarla ilgili kullanırız belki. Sonra bir de bunun arkadaşlar şöyle dışarıdan olanları vardı. Gene şu açı A, şu açı X açısı. Bu sefer daha dar açı 90 eksi A bölü 2 oluyor. Bunları yazmış olduk arkadaşlar. Ve bir iç ve bir dış açının kesişmesi sonucu. Şimdi şöyle bir üçgen. Buradan iç açıyı gönderdim. Buradan da dış açıyı gönderdim.
şu açıyla bu açı arasında da bir ilişki vardı arkadaşlar. Bu açıya A dersem bu açı 2A oluyordu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kuralları oluşturduk. Son olarak şunun üstünde bir şey daha göstermek istiyorum. Buraya ben bir de iç açı ortay koyarsam. Şöyle. Şimdi iki iç, iki dış açı ortay var. Bunların tamamı 180 olduğu için arkadaşlar bir iç ve bir dış açı bir araya geldiğinde bu dik açı olur arkadaşlar. Şurası 90 derecelik bir dik açı olur. Bunu da bilgi şeyimizin içine koyalım arkadaşlar. Evet, açı ortaylarla ilgili bir sayfada bütün ihtiyacımız olan formülleri, bilgileri yazmış olduk. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra hadi gelin soru çözmeye başlayalım arkadaşlar. ABC üçgeninde AN iç açıortay, bu iç açıortay, AK dış açıortay. Verilenleri bir yerlerine koyalım. NC 2'ymiş arkadaşlar. BN 4'müş. CK 8'miş. AB uzunluğunu bize soruyor. Buraya X diyelim arkadaşlar. Şimdi burada hem iç hem dış açıortay. Bunların ikisi de bir aradaysa bana son olarak yazdığım bir şey vardı. Onu hatırlatıyor. Şu arkadaşlar diktir. Burası dikse şurası. Ben şu AC uzunluğunu bulabilirim. Nereden bulabilirim arkadaşlar? Pisagor konusunu gördünüz. Pisagor içerisindeki Öklit'ten bulabilirim. Hadi bir hatırlatma yapalım şuraya. Eğer dikten dik iniyorsa aşağıya, buna H, bu genelde P ve K harfleri kullanılır. A, B, C. Ne diyorduk arkadaşlar Öklit'te? H kare P çarpı K diyorduk. O zaman ben burayı bulacaksam eğer, buraya H dediğimi düşünün. Ben burayı bulduktan sonra ister iç açıortay, ister dış açıortay teoreminden X'i çok rahat bulabilirim. Ama bunu bulmam gerekiyor. Burada şurası 2 idi, şurası 8'di. H kare 2 çarpı 8, H kare 16, H 4'müş. Burası 4 arkadaşlar. Şimdi bunu buldum. Artık X'i bulmam çok kolay. İç açıortay teoreminden yapalım arkadaşlar. İç açıortay teoremi ne diyordu? X'in 4'e oranı, 4'ün 2 oranı. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x 16, x eşittir 8 bulduk arkadaşlar. Evet, birinci soruda bizim Öklit'i kullanmamızı istedi. Arkadaşlar genelde zaten üçgen sorularında birden fazla kuralı hocalar bir arada kullandırmayı severler. Burada hem Öklit hem iç açıortay teoremini kullanarak X'i bulmuş olduk. Hadi bir sonraki soruya bakalım şimdi. İkinci sorumuza geldik. ABC üçgeninde AN açıortay AB 20'ymiş. Şurası 20 arkadaşlar. AC 30. Burası 30 arkadaşlar. AN'nin alacağı en büyük değer. Şimdi işin içine en büyük kelimesi girdi ya. O zaman burada açı kenar bağıntısı, yani kenar eşitsizliği dediğimiz olay işin içine girecek. Bu soruyu ona göre çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar AN için ben şunları da bilseydim ne yapardım? Bunları bilseydim açıortay uzunluğu formülünü kullanırdım. Ama ben bu uzunlukları bilmiyorum şu anda. Ama şunu biliyorum. Burası 20, burası 30K ise ben buraya 2K, buraya 3K yazabilirim. Çünkü oranlıydı bunlar, hatırlarsınız. Şimdi adım adım şu sarıyla gösterilen yere doğru gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar 2K ve 3K'yı gördüm. Şunu da gördüm. Diyorum ki ben şuradan bir ekstra çizgi çekeyim. Ama bu çizgim buna paralel olsun. Paralel olsun ki ben eşlik benzerlik konusunu hatırlayayım. Ve diyeyim ki ben şu uzunluğu ve şu uzunluğu bulursam eğer burayı yakalamış olurum. O zaman ben şöyle bu üçgeni şöyle alalım mı arkadaşlar? Şurayı aldığımızı düşünün. Şimdi şurası 20. Şunu şuradan çizdim. Şurası 3K. Şurası 2K. Ben şimdi neleri istiyorum? Ben diyorum ki şu uzunluğu bulsam. Bu 1. Ondan sonra şu parçayı bulmak için de şurayı bulsam. Bu da 2. Ben soruyu çözmüş olurum. Bunun tamamı da 30 zaten. Hadi Thales yapalım. Çünkü bunlar birbirine paralel. 3K'nın 5K'ya oranı,
Buraya x dediğimizi düşünün. X'in 20 oranı. Şunlar sadeleşti. 5x 60 x eşittir 12. Arkadaşlar burayı bulduk. Burası 12'ymiş. Birinci adım tamam. Şimdi gelin şurayı bulalım. Şunu ve şunu parçalarını bulalım. Şuraya a dediğimizi düşünelim. Gene 3k'nın 5k'ya oranı. A'nın burası 30, 20 değil. 30 oranı. Sadeleştirdim. 5a 90. A eşittir 18. Şimdi şu parça 18'miş. Burası 18 ise şunu siliyorum artık. Burası 12. Arkadaşlar üçgenim çıktı. Biraz biçimsiz oldu. Bu da 12, bu da 12 ama olsun. Şuraya artık x diyeyim. X uzunluğum 12 ile 12'yi topladım. 12'den 12'yi çıkarttım. Burası 0, burası 24. En büyüğü soruyor değil mi? En büyük tam sayı değeri 23 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konu başlığımız açıortay. Açıortayın nesini kullandık? Açıortayın iç açıortay oranlarını kullanarak buraya geldik. Buradan sonrasında olay döndü eşlik benzerliğe. Az evvelki soruda da açıortay Pisagor Öklit yapmıştık. Burada da açıortay ve eşlik benzerlik, hatta arkasından da açı kenar eşitsizliğini yaptık. Yani bir soru içerisinde 3 farklı konuyu çözmüş olduk arkadaşlar. Hadi gelin 3. sorumuza bakalım. ABC üçgeninde diyor. BAC açısı, BAC açısı şu açı diyor. CBA'nın 2 katı. Peki. Şuna A dersem burası 2A'ymış. Sonra AC 8'miş. Peki. BC 12'ymiş. Peki. AB'yi soruyor. Şuraya X diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben şu X'e nasıl ulaşacağım? Şimdi A ve 2A bu açının 2 katı ya arkadaşlar. Diyorum ki ben şöyle bir ekstra çizgi çeksem şöyle. Şimdi içinizden diyorsunuz ki ya hoca sen bunu çiziyorsun da biz nasıl göreceğiz bunu? Arkadaşlar bolca soru çözerseniz bir süre sonra soruları tanıyorsunuz. Bunun benzeri sorularla karşılaşmaya başlıyorsunuz. O zaman siz de başlıyorsunuz artık bir ekstra çizgi çeksem diye. Ben niye bunlara eşit verdim? Çünkü bunu ben böyle yapınca AA olduğunu gördüm. Bu A, bu da A ise bu ikizkenar üçgen oldu. O zaman arkadaşlar ben şöyle diyebilirim. Şimdi şuraya ne diyelim arkadaşlar? Y diyelim. O zaman burası da Y oldu. Şurası da 12 eksi Y oldu. Şimdi adım adım ilerliyorum ve ilk şeyimi yazayım o zaman. Madem bu açıortay, açıortay teoremimi yazayım, iç açıortay teoremi. X'in diyeyim 8'e oranı. Y'nin 12 eksi Y'ye oranı. Şimdi buradan bir içler dışlar yapalım. 8Y 12X eksi X çarpı Y. Bu dursun. Burada iki tane bilinmeyen var şimdi. Benim bu bilinmeyenlerin sayısını azaltmam lazım. X'i arıyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar iç açıortayın uzunluğunu kullanayım burada. Şimdi bu bilgi fen liselerinde var tabii. Anadolu liselerinde yok. Yani Y kare neye eşit arkadaşlar? 8 çarpı X eksi y çarpı 12 eksi y. Şöyle bir toparlayalım. Y kare 8x eksi 12y artı y kare. Bunlar şunlar birbirini götürsün. Her iki tarafta da var. Oradan 8x 12y oldu. Şimdi ben x'i arıyorum ya. Y'yi yalnız bırakayım. Yani y'yi şöyle yapalım. 8 bölü 12x diyelim. Hatta 4'e bölelim. 2 bölü 3x. O zaman arkadaşlar ben artık y gördüğüm yere 2 bölü 3x yazayım. O zaman geleyim buraya. 8y neye eşitti? 12x eksi x'yeydi. Hadi gelin y gördüğümüz yere 2 bölü 3x yazalım. 12x 2 bölü 3x. Gördüğünüz gibi artık tek bilinmeyenim var. O tek bilinmeyen de x. Artık x'i bulabiliriz. Şimdi şunu da 3 ile genişletelim. Ne oldu? 16x bölü 3. 36x bölü 3. 2x kare bölü 3. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Ne olur? 2x kare bölü 3 eşittir. Bu da böyle gelse 20x bölü 3. Şimdi şunlar bir gitsin.
Şu x karenin bir tanesi de bunu götürsün. Buradan x ne olsun arkadaşlar? 2x 20 ise x de 10 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x'i nasıl buldum? Önce iç açıortay teoremini yazdım. Ondan sonra da açıortayın uzunluğu formülünü yazdım. Bu iki bilgiyi birleştirdim ve x'e ulaştım arkadaşlar. Bu soruyla beraber üçlememizin üçüncü sorusunu da çözmüş olduk. Arkadaşlar, ödüllü sorumuz Muhteşem Üçlü serisinde devam ediyoruz tabii. Başka hangi konular gelsin bize yorum olarak atın arkadaşlar. Biz de sizler için o videoları çekmeye devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aha da bal reklamı. Yok yok, abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş.